kalbi evlatları için atan annelerimizin yanındayız. Şunu bilmenizi isterim ki bu haklı direniş dalga dalga büyüyecek. Onların korkuları ise kalkan olarak kullandığı dağlarını başlarına yıkacak. Evet, korku dağlarını yıkacak annelerin bu çağrısı karşısında birlik olmalıyız. Belirtilen açıklamada özgürlüğünü, eğitim hakkını, dahası yaşam hakkını çocukların elinden alan terör örgütünün karşısında evlatlar için nöbet tutan annelerimizin Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı olarak ben ve partimizin bütün teşkilatları birlikte yanındayız. Ağlarsa anneler ağlar, gerisi yalan ağlar. Bu sebeple bu ve buna benzer toplumsal sorunların çözümü halkın ta kendisidir. Bu dağları ve dağ siyaseti yapmaktan vazgeçmeyenlere karşı onurlu duruşu sergileme cesareti göstermiş olan annelerimizin yanında olma zamanıdır. Sanatçı kardeşim, sen de korkma. Sanatçı kimliğinden hiçbir şey kaybetmezsin. İttifak partileri, sen de korkma. Sırf anaların yanında olduğun için bu millet senin vekilliğine zarar vermez. Oy vermekten asla vazgeçmez. Türkiye'de bulunan Yargıtay listesinde adı geçen tüm siyasi parti başkanları, annelerimizin yanında bugün değilse ne zaman olmayı düşünüyorsunuz? Ülke ekonomisine yön veren güçlü iş insanları, siz de korkmayın. Sizi doğuran anaların feryadının yanında olmak, emin olun, sizlere para ve itibar kaybettirmez. Sayın medya patronları, siz de korkmayın. 24 saat bu yürek yakan feryadı ekranlara taşıma cesareti gösterdiniz diye ne Rütük sizi cezalandırır ne de benim asil milletim seni izlemekten imtina eder. Yüce halkımın temsilcileri olan 600 milletvekilim, siz de sakın korkmayın. Belki de vekilliğiniz süresince yapacağınız en faydalı iş bu annelerimizin yanında durmak olacaktır. Evlat hasretiyle yüreği yanan anneler, sizlere seslenmek istiyorum. Kurtarıcı olarak gördüğünüz kurumdan artık medet ummayın. Bu toplumsal sorunun çözümü sadece sensin. Sen ise bu halkın ta kendisisin. Bu bilinç ile tüm çağrılarını bu yüce halka yap. Halktan alacağın destek senin sorununu çözecek tek makam.